Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Benim bireysel yoğunluklarımdan dolayı bir süredir program çekememiştik. Şimdi sosyolog, hukukçu Zekai Savaşlar'la tekrar karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zekai bugün baş başa formatıyla beraberiz ama aslında buradan bir format doğuyor. Yeni bir sürece gireceğiz. Onu bugün izleyiciyle paylaşalım isterim. Evet. Önümüzdeki günlerde biz seninle bu ekranlarda vatandaşın meselelerini, spesifik meselelerini birebir konu konu tartışıyor, çözüm üretmeye çalışacağız. Bir konunun ne olduğunu, nedenlerinin neler olduğunu, nasıl çözüleceğini, işte kimlerin çözeceğini, o konuya dair kimlere sorumluluk düşeceğini konuşacağız. Yani biz neticede Ege'nin sesiyiz, Ege'nin dünyaya açılan penceresiyiz. İzleyicimiz ve bölge insanımızın meselelerini tartışıyor olacağız. Meseleleri mesele etmezsen mesele yoktur anlaşımından da uzak duracağız. Tabii bu fikir senden geldi. Ben izleyicilerimiz yeni projeyi sizden dinlesinler isterim. Ne yapacağız biz? Şimdi Evinciğim şöyle bir konu. Biliyorsunuz bütün televizyonlarımız bir mevzuyu alıyor. Her kanal tartışıyorlar. Evet. Kendi fikirlerini söylüyorlar. Çoğu da kehanette içinde bulunuyorlar. Çoğu çıkmıyor falan. Evet. Vatandaşın kafası karışıyor. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda yani karar veremez hale geldi insanlarımız. Evet. Yani bir dezenformasyon ve algı yönlendirmesi yapılıyor. Aslında konu çok basit. Mesela şu an bu stüdyoda klima çalışmadığı için sıcak. Sıcak. Çözüm ne? Arkadaşlarımızın klimayı çalıştırmaları. Tabii. Değil mi? Yani sıcaklığın giderim. Buna bu kadar basit, basit meseleler. Şey. Evet. Yani vatandaşın bilgi alma hakkı var. Bu televizyonlar ve yayın kuruluşları da bu görevi yerine getiriyor. Bunu yaparken vatandaşın doğru bilgiye ulaşması lazım. Evet. Bütün bu yayıncıların bu özellikte olması lazım. Yorumcuların da olayı perspektif olarak ortaya koyup sonra kendi fikrini, kanaatini veyahut da farklı fikirleri ortaya koyup kararı vatandaşa bırakması lazım. Evet. Evet. Ancak bu yapılmadığı için bir yönlendirme söz konusu oluyor. Evet. Yönlendirme de bu sefer de vatandaş üzerinde olumsuz etki yapıyor. Tabii artık vatandaş manipüle edilmek istemiyor vatandaş. Şimdi internete bakıyorsun değil mi? Evet. Bilgi kirliliğini görüyorsun. Şimdi mesela iletişim çağında yaşıyoruz. Evet. Sınır aşan bir iletişim var. Mesela Çin'den bir tane bir şey yüklüyorlar, program yüklüyor. Burada bakıyorsun bilmem ne yani çok çeşitli şeyler görüyorsunuz. Gerçekten çok faydalı, bilgi verici şeyler de var doğru ama bunun yanında çok zararlı, çok olumsuz etki yaratan sonuçları olan birçok yayınlar yapılıyor. Bu insanımızı olumsuz etkiliyor. Evet. Olumsuz etkiliyor. Şimdi bir olayı değerlendirmesi için halkımızın, vatandaşımızın, insanımızın ne yapması lazım? Önce bir doneleri, bilgileri net olarak bilmesi lazım ki ondan sonra karar verecek. Ha bu böyle bir şey diye. Hadi, esasında yani bu düşünce sistemi bizim insan yaratılışının da fıtratında olan bir şey. Nitekim Yüce Kitabımızda da bu açıkça söylüyor Cenab-ı Allah. Diyor, düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz diyor değil mi? Bilmez, bilmez misiniz diyor. Burada ne demek istiyor? Düşünce, akıl et ve karar ver diyor. Bu düşünce ve bilgi yapabilmek için de ne lazım? Doğru bilgi lazım. Evet. İlk emir de zaten ikra, oku. Tabii oku, anlat demek yani. Yani onun da dört anlamı var yani. Tabii. Yani şimdi dolayısıyla akıl etmez misiniz derken neyle akıl edecek insanımız? Bilgi olmaz, akıl edemezsin ki. Evet. Doğru karar veremezsin. Sonra yanlış kararlarda acısını kendisi çekiyor, çevresini çekiyor. Şimdi bakın mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Akıl karıştırmak isteyenlere. Hani bir program. Şimdi bakın şimdi sosyal medyaya. Birisi diyor ki altın düşüyor. Öteki çıkıyor. Yok da altın yükselecek diyor. Şimdi vatandaşın cebinde 3-5 kuruşu var veya altın var. Ne yapacağım diye şaşırıyor. Bir algı yönlendirmesi yapılıyor. Yani çünkü ekonominin gidişatından alakalı olan bir konu. Ha sadece Türkiye ile ilgili değil. Evet. Çünkü dünya artık bir küresel köy oldu. Evet. Çünkü Amerika'da dolar bir şey oluyor veya petrol bir durum oluyor. Hadi bakalım acısını bizim buradaki vatandaşımız, nakliyecimiz, çiftçimiz etkiliyor petrol neticesiyle. Evet. Sosyal medyanın yaygınlaştığı, dünyanın küresel bir köye dönüştüğü ortamda bizim gibi konvansiyonel medyaya, geleneksel medyalara düşen görevde sanki böyle bir noter vazifesi değil mi? Yani bilgi doğrudur değildir teyit eden. Yani insanların sosyal medyada biri altın düşüyor, biri çıkıyor derken
aslında gerçeğin ne olduğunu bulması gerektiği yer bizler olmalıyız diye düşünüyorum evet. ben. Tam da bu noktada ne demiştim programın adını? Kuş bakışı. Kuş bakışı. Kuş bakışı bakacağız olaylara. Bakacağız, olayları değerlendireceğiz, kararı vatandaş versin. Evet. Hani biz kendi kanaatimizi söyleriz, sen kanaatini söylersin. Ama vatandaş da der ki ha bu böyledir, şu şöyledir. Bir buyurun. De şu var yani Zekai abi, yani çözüm önerin yoksa sen de sorunun bir parçasısın. Bitti. Neticede sen devlet deneyimi olan işte çözüm önerileri, vatandaşın sorunlarını hangi kurum çözer, hangi yolla çözer biliyorsun. Ben de hasbelkader 25 yıllık gazeteciyim. Biraz benim de bu anlamda böyle biraz fikrim var. Güzel olacağını düşünüyorum. Biraz böyle tartışırız gibi de geliyor. Tabii tabii. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Peşinden söyleyeyim ama benden her fikrini onaylamamı, her fikrine katılmamı bekleme. Ben de öyle bir şey demiyorum zaten canım. Öyle bir şey olur mu? Fikirler erkeğin şahsına mahsustur. Evet. Karar ortada. Yani şu şöyle bir şey var Emin'ciğim. Evet. Şimdi insan aklı ermeye başladığından itibaren hep bir karar verme aşamasındadır. Mesela sabahleyin kalktığınız zaman akşama kadar 10 tane karar verirsin. Evet. Ne giyeceğim, ne içeceğim, nereye gideceğim? Hep bir karar olur. İnsanın hayatındaki karar verme mekanizmasını bir formatı, bir şekli olursa hep doğru kararlar verirsin. Evet. Eğer yok rastgele olursa 3 tane yanlış, 2 tane yanlış. Kaliteli insan nedir biliyor musun? Nedir? Verdiği kararların isabet oranı derecesinde insanın kalitesi ortaya çıkar. Yani 10 tane karar vermiş, 9'u isabetliyse orada kalite vardır. Evet. 10 tane kararı var, ikisi doğru, 8'i yanlışsa buna kalite denmez. Evet. Bu yanlışlıklar içindedir. O nedenle doğru karar gerektiren için ne lazım? Bilgi, tecrübe ve biraz da sezgi lazım. Bilgi olmadan herhangi bir şekilde karar veremezsiniz. Ama Zig Ziglar seni yalanlıyor abi bu noktada. Kim? Zig Ziglar. Ne diyor? Diyor ki, soruyorlar başarını niye borçlusun diyorlar. Tecrübeme diyor. Tecrübeni diyor, kararlarıma diyor. Doğru kararlarıma diyor. Doğru kararlarını, pardon, başarını niye borçlusun diyor. Doğru kararlarıma diyor. Doğru kararlar niye borçlusun diyor. Tecrübeme diyor. Tecrübeni neye borçlusun diyor. Yanlış kararlar. Yanlış kararlar. öyle zaten ne diyorlar? Tecrübe dediğin şey nedir? Anladım. Yenilmiş kazıkların toplamıdır evet. diyor. Yani yanlış tabii kararın ki, da olması gerektiği kanaatindeyim şahsen ben. Tabii yanlış. Tecrübe kazanılmak için. Her şey zıttıyla kaimdir. Hı. Bir defa yanılıyorsun, ondan sonra doğrusunu öğreniyorsun. Şimdi esasında insan psikolojisi açısından bugün şeylerin hepsini de tartıştığı bir konu var. Eğitimde tartışılan bir konu var. Nasıl bir eğitim yapalım? Önce doğruyu mu öğretelim yoksa yanlışı mı öğretelim? Evet. Bu çok önemli. Şimdi mesela pedagojik formasyonda diyorlar ki bir kısmı ya diyor önce diyor yanlışı gösterirsek diyor doğrusunu da kendi keşfetmiş olur diyor. Bir kısmı da diyor ki hayır diyor önce doğruyu söyleyelim diyor yanlışını diyor görsün diyor. Evet. Bu eğitimi yani bu temel üzerine oturtan ülkeler var. Tümden gelim tüme varım. Tabii şimdi mesela misal öğretme meselesi. Bize ilkokulda ne öğretiyorlar çocuklara ilk başta? Ali top at yat uyu kalk evet. değil mi? Japonya'da ne öğretiyorlar? Üret, çalış, kazan. Mesela. Bak bu sübliminal bir yazılımdır. Değil mi? Bir olaydır. Mesela, beyni kodlamak diyorlar onu. Tabii. Sübliminal yap. Mesela Kur'an'da da Yüce Yaradan ne diyor? Doğru yaparsan cennet, yanlış yaparsan cehennem diyor. Ödül ceza mekanizması var. Tabii yani bu dolayısıyla insanın doğru karar vermesi için evet. lazım olan şey bilgiydi. Ha, akıllı insan ne yapar? Başkalarının tecrübelerinden istifade eder. Değil mi? Amerika'yı yeniden keşfetmez. Bitti. Yani şimdi... Yalnız bu anlamda abi senin bu eğitim sistemi ile ilgili son dönemde keşfedilmiş bir yöntem var. Yani tümden gelim ve tüme varıma evet. ilave yeni bir yöntem var. O da bağlantısallık bilimi. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bağlı. Elbette. Elbette. Çünkü neden? İnsan, biz toplumuz ya. Evet. Aramızda görünmez bağlar var. Nedir görünmez bağ? Dil. Evet. Düşünce. Mesela, düşünce. Yani aynı şeye inanmak. Evet. Bu bağ oldu, bunu koparamazsın. Tabii. Bunlar belirginleşse oysa bir araya geldiğimizde ya bir üçgen ya bir dörtgen ya da daire oluşturuyor olacağız yani. Yani. İnsanlar bir araya geliyor. Cemaatleşiyor, cemiyetleşiyor, evet. partileşiyor, millileşiyor diye. Bu hepsi de düşünce ve fikir birliğinden oluşuyor. Bunun için de eğitim, doğru karar lazım. Bitti. Evet. Bu kadar basit. Evet. Hadi. Şimdi Zekai abi böyle ekonomiyle ilgili olduğunu da biliyorum. Mesela sen altın fiyatlarına örnek verdin ama petrol fiyatları da öyle. Mesela Amerika
hapşırsa biz verem oluyoruz gibi bir durum var. Evet, yani tabii. Bu tabii burada iletişim inanılmaz önemli. Yani bu tür durumlarda bilgi akışı inanılmaz kıymetli. Yani neden böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Yani dünya nasıl bu duruma geldi? Bugün mesela bir yerdeydim, şu telefonlar yokken biz ne yapıyorduk ya dedi adam. Tabii. O zaman daha mutluyduk abi dedi. Vallahi gaz lambasının önündeydik, daha mutluyduk falan dedi. Yani bu haberleşme, etkili iletişim, iletişimin hızlı olması işte sizce sen nasıl değerlendiriyorsun? Problemleri mi doğurdu yoksa faydaları mı getirdi? Vallahi şimdi çok haklısın. Şimdi çağımız milenyum çağı diyorlar. Evet. Milenyum çağının şeyi de altyapısı da bilgi çağı. Evet. Bilgi neyle ulaşıyor efendim? Kitapla, okumakla, sözle. Ama internet çıktı. Herkesin cebinde şu anda fotoğraf makinesi var, ses kaydı var, iletişim var, telefon var. Yani bir ufacık cihazla her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun. Aslında eskiden insanlar bilgiyi buluyordu. Şimdi bilgi insanı buluyor galiba. Çok kolay, çok basit. Evet. Yani ben çok mesela... Ama insanlar doğru bilgiyi kovalıyor da bilgi doğru insanı buluyor mu? Şimdi o da var. Şimdi işte internetteki veyahut da bu bilgi şeylerinde farklı görüşler var. Evet. Yani bir mesela hocanın biri çıkıyor, profesör yumurta yemeyin diyor. Millet 5 sene yumurta yemedi, ben de dahil. Evet. Sonra biri çıkıyor, kusura bakmayın yanlışmış bu ya dedi, herkes yumurta yesin dedi yumurta falan. Yumurta masum diye. Çıktı. Çıktı, evet. Çıktı. Şimdi bunun gibi yanılgılar da oluyor ve bir kitleleri etkiliyor. Mesela bu internet çıkmadan önce ben bir konu araştırıp kütüphaneye giderdim. Kütüphaneden okurdum, yazardım, çizerdim. Bir ufak bir konu için bir günüm giderdi. Şimdi o bir güne harcadığın zamanı internette açıyorsun iki saniye. Nimet. Büyük nimet. Bir taraftan. Ama sorunun cevabına bakarsan bu bilgilenme işi insanın gelişmesi için, inkişafı için çok olumlu tesir eder. Hayır, yanlışlar olmaz mı? Olur. Aldatılmalar olmaz mı? Olur. Bunu da insan dikkatli olacak, kanmayacak. Yani bir sürü dolandırıcılar çıkıyor. Mesela internet üzerinden yapılıyor değil mi? Tabii, İletişimde neler oluyor, neler oluyor. Biraz da kusura bakmasın, insan da aklını kullanacak, ferasetini kullanacak. Yani şimdi nedir? Ya et olmuş 500 lira, evet. Sucuk 200 lira. Şimdi buna inanan adama ne dersin? Evet. Bu dediğin ticaretin somut tarafı abi. Ya bir somut tarafı. Bir de soyut tarafı var bunun. İnsanlar buradan fikir ekiyorlar. Fikir, tabii. Tabii bir insanın itikadını, inancına, kanaatine etkileyen konular oluyor. Evet. Yani şimdi mesela biraz önce geçen konu gibi. Şimdi Amerikan doları küresel bir para. Evet. Şimdi bir yerde de bir sığınak oluyor kendi milli paralara karşı. Evet. Şimdi Amerika'nın ekonomik durumu bütün dünyadaki doları etkiliyor. Evet. Veyahut da ne bileyim bir savaş oluyor, bir şey oluyor. Petrol fiyatları 2 misli, 3 misli artıyor. Bu sefer hiç alakası olmayan binlerce kilometrelik bir ülkenin petrol fiyatları arttığı için bu sefer onun ekonomisini alt üst ediyor. Yani bu etkileşim konusu dünyanın birbiriyle görünür. Yani değil mi? İki ülke savaşıyor görünürde ama tüm dünya etkileniyor bundan. İşte Ukrayna-Rusya savaşında buğday meselesi çıktı. Değil mi? Un fiyatları nereye çıktı? Bütün dünyada. Yani dolayısıyla dünya bir küresel köy, yani köy gibi durumunda olduğu için muazzam bir etkileşim var. Artık müstakil bir şey yok. Evet. Yani eskiden tabii bloklaşmalar vardı, sınırlar kapalıydı. Şimdi sınır aşan bir iletişim var. Evet. Sınır aşan bir ticaret konusu var. Dolayısıyla artık dünya bir bütün olaraktan, yani bütün demeyeyim de birleşik kaplar gibi bir sistem üzerine kuruldu. Ha şimdi bundan sonra ne olur? Hani Amerikan hegemonyası veyahut işte medeniyetin sonu, tarihin sonu lafı biraz geçti. Şimdi dünyada artık 3-5 blok oluşacak. Oraya doğru gidiyoruz. Büyük bir şeyler var. Olaylar gelişiyor. Ama bundan etkilenmemek mümkün değil. Yani. Gücünden kaynaklı hakkını kullanıyorlar. Yani hani şey yok. Bir kural yok. Yok, kural yok. Diyor ki gücümden kaynaklı hakkımı kullandım. Şu bugün mesela İsrail'in Filistin'de yaptığı eylemin tek açıklaması var. Gücünden kaynaklı hakkını kullanıyor. Sen de güçlen, sen de haklı ol gibi bir dünya var yani. Yani şimdi nereye geldi? Hak hakkaniyetin değil de hak kuvvetlerindir durumuna düştü. Evet. Kim kuvvetliyse hak onunmuş gibi oluyor. Halbuki böyle değil. Abi bu harp ortamında, dünyanın işte ateş çemberine büründüğü bir ortamda sen Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Valla biz yani hangi seneden almamız lazım diye bakıyorum da olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki yani
biri biterken öteki başlıyor. Biri biterken öteki başlıyor. Biri çözülmeden bir başka çözüm de şimdi geliyor. Bu Türkiye şimdi iki arada bir derede kaldı. İdaresi zor bir hale geldi. Yani şimdi Türkiye'nin tehditleri, sorunları değişiyor. Şimdi Türkiye ne hale geldi deyince. Şimdi bana sorarsan, ben sana bir soru sorayım şimdi. Sence Türkiye'nin şu anda en önemli tehdit sorunu veyahut da en önemli sorunu nedir? Ekonomi. Vatandaşa baktığımızda. O her zaman ekonomi. Evet. O değişmez. Onu kenarda dursun. Onun dışında. Yani, sence? Bence küresel camiadaki yeri, güven problemi yaşadığını düşünüyorum Türkiye'nin küresel dünyada. Yani Türkiye'nin... Ama bunun güçlü tarafları da var. Yani Türkiye'ye faydalı olduğu durumları var. Türkiye'ye güvenmeyenlerin iki sebebi var. Birileri ya bu Türkler ne yapıyor işte savunma sanayi gelişiyor şu oluyor bu oluyor deyip hani Türkiye'nin gelişmesini tehdit olarak algılıyor bu yüzden güvenmiyor. Diğerleri de Türkiye'nin bir takım kurnaz girişimler içinde olduğunu düşünerek güvenmiyor. Yani bence bir uluslararası platformda bir güven problemi var. Biz bunu ayrı bir tek bir konu olarak programı yapalım. Evet. Ben sorumun cevabı hani sen dedin ya hani terör mü, evet. Ekonomi mi, şu bu falan diyorsun ya. Bence Türkiye'nin şu anda birinci programı, yani problemi, sorunu bürokrasidir. Bürokrasidir. Çünkü neden bürokrasi? Oo, çok ilginç bir konu. Evet. Bürokrasi düzgün çalışsa devletin idare etme veyahut da hani fabrika ayarları diyelim, hı-hı, kanunların uygulaması diyelim, düzgün işler. Bürokrasi çalışmadığı zaman iş bozuluyor. Nedir abi bürokrasinin önündeki, bürokrasi, düzgün çalışmasının önündeki engel? Bürokrasiyi şöyle kabul edeceksin. Devletten maaş alan herkes bürokrasinin daha içindedir. Evet. Yani bu şimdi bugün muhtar da bu alıyor. Değil mi? En yukarıdaki milletvekilleri. Bürokrasinin önündeki şey engel nedir? Şimdi 1731 senesinde matbaa ilk geldiği zaman kitaplar yayınlanıyor diyor. Bu kitaplardan bir tanesini de matbaayı getiren şey yazıyor. Evet. Onlar o kitapta Osmanlı'nın geri kalma sebeplerini yazmış adam. Birinci sırada demiş ki rüşvet ve iltimas. Rüşvet ve iltimas. Evet. İkinci sırada bugünkü tabirle söylüyorum liyakatsız ve torpilsiz iş yapılmaması yani. Hep böyle tayinlerin hep bu şekilde yapılması. Üç, orduda düzenin bozulması. Evet. Dört, yani yani bir sıralamış böyle gidiyor. Şimdi bu 1731'deki sorunların Türkiye hala çözemediği konular var. Bu arada matbaayı İbrahim Müteferrika. İbrahim Müteferrika. Bak internetinde böyle bir faydası var. Faydası hemen konuşuldu bak hatırlayamadığım şey. Akla. Evet. Şimdi dışarıdan baktığı zaman adam bunları devlet yapısında görmüş. Şimdi bunu sürece baktığımız zaman bürokrasi dediğim zaman bu bugünün sorunu değil. 200 senelik bir sorun. Evet. Şimdi Tanzimat'la beraber bürokrasi biraz batılaşmaya başladı. Fakat Tanzimat kafası yürümedi. Yani bu da çok derin bir mesele. Evet. İşte anayasal hareketler şu bu falan. Bürokrasi Cumhuriyet'le beraber ilk 10-15 senede çok sıkı bürokrasi yapıldı. Daha sonra partileşmenin de getirdiği şekilde bir bürokrasi şeyi başladı. Laçkalığı başladı. Şimdi neden bürokrasi diyorum? Yani şimdi şöyle bir soru soralım kendimize. Diyelim ki polis jandarma vazifesini yapmasa ne olur memleketin hali? Herkes kendi meselesini kendi çözmeye kalkar. Tabii. Her sokak başında bir tane... Şimdi bürokrasiye örnek bir şey. Bugün bir ziyarette duydum abi. Bürokrasinin anlattığın örnek olsun. Aydın'ın bir ilçesinde yaşlı bir vatandaş, gurbetçi, Almancı. Biraz parası var elinde. Çocuklarıyla da çok iyi anlaşamıyor. Çocukların da anladığım kadarıyla ihtiyacı yok. Onlar da babalarına çok itaat etmiyorlar. O da diyor ki ben de okul yaptıracağım diyor. Size bırakmayacağım parayı diyor. İşte şehrin belediye başkanı da ikna ediyor. O dönemin ilçe başkanı, belediye başkanı neyse. Adam diyor ki ben de okul yaptırayım adım ben ama ben tamamını yapamam diyor. Yani ben 8 derslik yaptırayım diyor. 12 derslik ihtiyaç var. 8'ini yaptırayım diyor. Diyorlar ki sen bir kısmını yap. Yarısından fazlasını geçtim zaten diyor. İsmini vereceğiz. Devlet tamamlar. Adamı sürece sokuyorlar. Adam okulu yapıyor. Yarısından fazlasını yapıyor. Kaba inşaatını bitiriyor. Parası bitiyor. Sonra bir bilirkişi geliyor Milli Eğitim Bakanı'ndan. Diyorlar ki %33 tamamlanmış bu okul. %33'e isim verilmiyor. İşte sonra devlet başka bilirkişi gönderiyor. Diyor %47 olmuş falan.
Süreç böyle uzuyor, geller gitler. Adam diyor ki öleceğim bilemiyorum diyor. Hani ölmeden önce halledeyim. Ama diyor meseleyi de çözemiyorum. En son bir devlet büyüğüne ulaşıyorlar. O devlet büyüğü olaya müdahale oluyor. Ondan sonra bu iş çözülüyor. Kaldı ki şöyle bir şey var. Yani adam bugünün değerleriyle 40 milyon civarında bir yatırım yapmış. Üstüne devlet tamamlamış. Okul bitmiş. Yani adamın ismini versen ne olacak yani? Hani bu kadar bu olayı uzatmanın neticede veriliyor şimdi adamın ismi okula. Yani Eylül'de falan açılacak diyorlar okul. Ben şimdi ilçe ve isim vermek istemiyorum. Şimdi burada dediğin gibi olay bürokrasi. Eğer en başta bu iş yani inisiyatif alınsa çözülecek bir iş. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Tabii bakan düzeyinde bu olayı büyütmenin bir anlamı yok. Yani neticede ortada devletin bir kaybı yok. Aksine faydası var. Vatandaş bağış yapmış, okul yaptırmış. İstediği bir şey var. Tabelaya adı yazılsın. Yani çok doğru. Şimdi neden bürokrasi diyorum? Tabii sebebi şu. Şimdi vatandaşın devletle münasebeti veya devletin vatandaşla olan münasebetinde, işlerinde bu işin isabetli, kolay, ucuz çözülmesi gerekiyor. Ama devlet memurları, bürokrasi bu işi zorlaştırdıkça, geciktikçe zarar fazla. Evet. Şimdi idare mahkemeleri var değil mi bizde? Evet. Dünya neresinde var idare mahkemesi? Yok mu? Yok. Bizde niye var? İşte bu bürokrasi yüzünden var. Yani peki devlet... idare mahkemeleri bürokrasideki sorunları çözüyor mu yoksa bürokrasiyi mi çoğaltıyor? İşte şöyle bir şey. Yani nedir bürokrasi? Yani idare mahkemeleri ne yapıyor? Devlet memurlarının yaptığı eylemleri, tasarrufları evet. Efendim çözmeye çalışıyor. Demek ki o kadar çok ihtilaf var ki, o kadar çok yanlış var ki idare mahkemesine gidiyorsun. Evet. Yani devlet bürokrasi düzgün çalışsa o mahkemeye ihtiyacı olmaz. Anlatabildim mi? Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani idare mahkemelerinin işte yok memur tayinidir abi sayısız şey var. Devletin işlemleriyle ilgili. Anlatabildim mi? Hatta ben hep söylüyorum. Anlatabildim mi? Bunu belki biraz amiyane bir tabir olacak da yani idare mahkemeleri bürokrasinin çamaşır makinesi değil. Bunların şeylerini temizleyecek değil. Doğru dürüst memur işini yapsın, amir işini yapsın, bürokrasi işini yapsın. Vatandaş idare mahkemelerine müracaat etme durumunda kalmasın. Evet. Bir ondan sonra yok Danıştay'a gidiyorsun şu bu düşünebiliyor musun? Buna gerek sebep ne? Bürokrasinin iyi çalışmadığından. Sen bir örnek verdin mesela biraz önce. Enteresan. Ben de şimdi resmi var. Ben de olsaydı gösterirdim sana. Adam bir tane sürücü kursu açmış. Merdiven var. Onun yanında da bir tane şey var. Kafe var. Milli Eğitim geliyor ki bunun diyor merdiveni diyor müstakil olacak. Ya diyor bu müstakil merdiven burada. Hayır diyor. Adama bir tane yanında merdiven yaptırmışlar. İki merdivenden çıkıyorsun. Bürokrasi bu işte. Nazilli'de resim var göstereyim. Yani bu ve buna benzer bir şey. Dolayısıyla vatandaşın devletle olan ilişkisinde bürokratlar, memurlar efendim maalesef layıkıyla çalıştığı kanaatinde değilim. Yani ha layıkıyla çalışmıyor mu? Layıkıyla çalıştırılmıyor mu? Hani bizim şeyimizde şey vardır. Çalışan değil, yapan değil, yaptıran ustadır işte, derler. Yani bu iç içe geçmiş iki matruşka yani başka söyleyecek bir şey yok. Öyle de var, öyle de var. Evet. Yani şimdi bir bakıyorsun bir tarafta siyasallaşmış memurlar var. Evet. Ayrımcılık yapıyor, ötekileştirme yapıyor. Değil mi? Bir tarafta böyle. Yani toptan bakıyoruz kuş bakışı. Yani tabii olaya baktığımız zaman. Hani devlet nedir? Vatandaşın huzurunu, güvenliğini, işini, gücünü yapacaktır. Evet. Yani tabii vergisini alacaktır. Şunu, bunu zorlaştırmanın ne gereği var? Yani şimdi devletin memurların yaptığı yanlışı vatandaşa niye acısını çektiriyorsunuz? Şimdi ya şimdi gelelim bakalım başka bir olayı anlatalım. Bak bürokratik bir meseleden ötürü söyleyelim sana. Çok yani yüzlerce örnek var. Vatandaşın ızdırabı kendi arasındaki ihtilaftan değil. İdarenin uyguladığı, bürokrasinin uyguladığı şeylerden, meseleden çok sıkıntı çekiyor. Bir de bu özelleştirmenin getirdiği bazı sıkıntılar var. İşte bilhassa elektrik konusunda. Değil mi? Evet. Yani şimdi su. Mesela güncel soru memleketimizde. Şimdi ne yapıyor bürokrasi? Evet. Köylerden deşarj parası alıyor. Ya senin deşarj parası nedir? Kanalizasyon işletmeden ötürü alacağın paradır değil mi? Sen kanalizasyonu olmayan yerde niye deşarj parası alıyorsun? İleride yapacağı hizmetin parasını mı topluyordur? Yani yo, onu mesela bir fonda biriktirip... İşte ama işte bak deşarj parası çıktığı zaman çünkü biliyorsun arıtma tesisleri masrafı var ya güya onun parasını alacak. Ama yapılmamış ama her tarafta uyguluyor. Arıtma tesisi olan yerde al sen tamam. Olmayan yerde ne yapacaksın?
Alıyor işte devlet. Evet. Belediyeler alıyor. Şimdi su deyince abi geçtiğimiz günlerde Çin'in Cumalı Mahallesi'nin eski muhtarı Adnan Alkan beni aradı. Dedi ki Emin'cim dedi ya bir Aydın Valiliği'nin bir açıklaması var. Bu sene dedi iki tane su vereceklermiş. İki evet. defa su vereceklermiş dedi. Ya dedi ben dedi barajı biliyorum. Topçam Barajı'nı biliyorum. Barajdaki su seviyesi dedi geçen yıla göre 2 metre yüksek. Ben bu su seviyesini neye yeteceğini biliyorum. Ya dedi bu olayın çözümü çok basit. Nasıl çözülecek abim? Ya dedi bölgelere ayrılacak dedi. İşte kırmızı bölge yapılacak dedi. Kendi sondajı olan tarlalara su verilmeyecek dedi. Bunlar dedi kırmızı bölge yapılacak dedi. Sonra dedi bazı mahsuller var dedi. Bir su bile yetiyor dedi. Onlar dedi işte sarı bölge diye ayıracaksın. Sonra dedi diğer bölgeleri dedi duruma göre, ürünün durumuna göre, bölgenin durumuna 3 ve 4 su verilebilir. Aslında dedi bu çok kolay planlanabilir. Nasıl böyle kestirip atıyorlar? Ben bunu anlamıyorum dedi. Yani şimdi sulama sezonu geliyor. Sen de Aydın'a çok hakimsin. Bu çiftçiliğe falan. Nasıl değerlendin? Mesela muhtarın böyle ya bir durum var. Bak, yani bu biraz da deve neren doğru hikayesine benziyor. Evet. Şimdi bize Sarıgülüzel Barajı var değil mi? Şeyden geliyor. Bir de Kemer ve Topçam Barajları var. Bu sene zannederim %60-%50 civarında bir doluluk oranı var. Ve dediğin gibi iki su vereceklermiş. Evet. Şimdi bir kere mesela mısır ekiyor, yonca ekiyor, devamlı suluyor. Bir de veyahut da incir oluyor veyahut da zeytin oluyor. Senede bir defa iki defa suluyor. Ama 12 ay sulamış gibi para alıyorlar. Bu bir kere adaletsizlik. Bu bir. Yani mi diyorsun sulama başı para ödesin, dolayısıyla ihtiyaç olmayınca sulamasın. Aylık ödesin ya aylık. Mesela incirci ne zaman suluyor? Temmuz ayında, Haziran. O zaman parasını ödesin. Ona göre para versem. Sen yıllık para alıyorsun dekar başına. Bu bir. Bu yanlış yani olay. İkincisi sulama konusunda. Gece suyu keseceksin ha, vermeyeceksin suyu. Çünkü gece ne yapıyor? Adam suyu açıyor. Gidiyor. Sabaha kadar su gidiyor. Vahşi sulama alıyor. Gece kanallarda su vermeyeceksin. Gündüz vereceksin. O zaman ne olmuş oluyor? Su kontrollü akışı oluyor. Yani bu çok israf oluyor burada. Bunu da bir dikkat etmek lazım. Bu da çok önemli. Bu da kimdir? Buradaki memurların, devlet su işlerinin vereceği bir karardır bölge müdürlüğünün. Kardeşim gece su yok. Bitti. Veyahut da belli bir şekilde. Çünkü ne yapıyor? Gördüğümüz yani uygulamadaki şey. Burada vatandaşı biraz tabii ki işine kolay geldiği gibi yapıyor. Ne yapıyor? Gece açıyor sabaha kadar su istediği yere gidiyor. Bunu önleyeceksin sen. Bunu karar vereceksin. Yani gündüz sulasın. Veyahut da sabah erkenden işte belli saatlere kadar israf öneceksin. Yani su bol olsa neyse ama su yok. Bu önemli bir şey. Evet. Şimdi su fiyatları yeniden değerlendirme oranına göre her sene zam oluyor. Şimdi bu sene %55 zam olacak. Bu sulama sularına? Tabii. Evet. Yani bu adil bir şey değil ki. Yani en nihayet su yani. Ne oldu da %55 zam oluyor? Sonra enflasyon patlıyor işte. Bu yüzden bu tür sebeplerden. Evet. Şimdi tam burada bir hatırlatma yapmak isterim Zekai abi. Tam biz konuları doğru bir şekilde yaklaşmak istiyoruz. Doğru haber, doğru analizi hedefliyoruz. Dezenformasyonun da önüne geçmek istiyoruz. Tamam. Yanlış bilinelim. Bizim WhatsApp ihbar hattımız var. TV'den televizyonun, Denge Medya grubunun WhatsApp ihbar hattı var. Bizim WhatsApp hattımıza vatandaşın bu konularla ilgili yaşadıkları sorunlar, kendi fikirleri ve düşünceleri, evet. yani işte atıyorum su meselesini konuşuyor. Buna benzer bizim burada konuşmamızı, tartışmamızı istedikleri durumları oraya iletmelerini istiyoruz. Arkadaşlar evet. bizim TV'denin WhatsApp hattını ekrana getirirlerse oraya gelecek sorular üzerinden, oraya gelecek öneriler Tabii. üzerinden, oraya gelecek fikir ve düşünceler üzerinden biz daha sonraki işte kuş bakışı programının formatını şekillendiririz. Tabii. Mesela su meselesi gibi benim çok merak ettiğim bir durum var. Son dönemde Aydın'da güncel bir konu var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Madran canavarı diye bir gündemimiz var bizim. İşte kurt yani vahşi kurt yani dağda tabii aç kalınca hayvanlar işte gidiyor işte çiftçinin, üreticinin koyununu, keçisini, buzağısını, ineğini parçalıyor, yiyor. Tabii burada vatandaş mağdur, mala zarar veren, kurt da devletin malı. Evet. Avlanması da yasak. Yani milletin malı, o da şey. Şimdi bu madran canavarının her gün bir iki tane leşi var abi. Bu işte en son Çin'e yakın bir köyde görüntülendi, Karayit Mahallesi'nde. İşte başka mahallelerde işte bugün bir tane leşi var, ertesi gün üç tane leşi var gibi haberler oluyor. Bu madran canavarı meselesini biliyor musun bilmiyorum abi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Biliyorum. Çok evet. iyi biliyorum bu madran canavarı hikayesini. Bundan 10 sene önce biliyorsun yatağın tarafında çok büyük bir yangın çıktı. Evet. Bu yangından ötürü bütün oradaki vahşi
hayvanlar. Yani tavşanından tilkisine, kurtuna kadar hepsi de Çin'in bu aşağı yukarı Kuzey Madran'a geldiler. O sırada galiba Güney Köyü olacak veyahut da Çin'in bir köyü, Topçan köylerinde. Oradaki bizim yörüklerin yazlık yaptıkları yaylada 5-6 tane koyunu telef etmişler. Bir iki duyuyor. O zaman da oradaki mal sahibi de kalkmış kurtlardan ikisini av tüfeğinden öldürmüş. Sonra ormancılar zabıt tutuyorlar ve adamı getiriyorlar savcının karşısına. Şey de açık, kanun da açık efendim. Adamı gözaltına alıyorlar. Hakim karşısına çıkarıyorlar falan. Biz o zaman Yörük Dernekleri Federasyonu olarak bize intikal etti. Ya biz nedir bu mesele diye baktık. Bu meseleyle karşılaştık. Ya dedik adam gariban adam. Ne yapsın? Malını korumak için efendim şey yapacaktır. Kendini güvence altına almış. Ne yapsın yani? Hayvanlarını mı telef ettirecek? Vurmuş. Neyse biz artık gittik, avukat şey gönderdik, tuttuk. Adamı kurtardık oradan. Şimdi devlet kurduna, domuzuna sahip çıkacak. Hani bu çok meşhur sözdür. Şimdi bak bu yaşanmış, 10 sene önce yaşandı. Adamı tutukluyorlardı. İşte itirazlar avukata falan girdi de adamı kurtardık. Şimdi devletin şeyi, hadi bürokratı ne yapıyor? Sen benim kurduğumu öldürdün. Peki kardeşim senin kurdun benim koyunumu telef etti. Verci parasını. Orada yok. Basiretli oluyor. Koyununu koru diyor. Hayır. Nasıl korusun? Nasıl korusun? Yayılmış etmiş. Bir Amerikan şeyi seyretmiştim. Dizisi. Yellowstone'da aynı şekilde kurt koyunları parçaladı. Amerikan şeyi geldi. Elemanları. Kaç tane kurt? Şu kadar. Al parasını dedi. Verdiler adama parasını. Şimdi adaletse bu. Hani Fırat kenarındaki koyunun hesabını veren devlet nerede? Biz bunu arıyoruz. Bu adaleti arıyoruz. Şimdi domuz. Aynı şekilde. Domuzların verdiği zarar milyon dolarlar. Milyon dolar? Evet. Ciddi misin abi? Tabii bir incir bahçesini bir giriyor. Yerde ne varsa silip süpürüyor. Bütün mısır tarallarını bir girdi mi dünyanın şeyini götürüyor. O zaman domuzu sahip çıksın devlet. Sürek avları falan yapılıyor. Nasıl yapılıyor sürek avları bürokrasisini biliyor musun? Bilmiyorum. Ha. Muhtarla dilekçe veriyorsun. Benim tarlama domuz geliyor diyor. Muhtarlık bunu ilçe müdürlüğüne gönderiyor. İlçe müdürlüğü, il müdürlüğünden işte yabani hayvanları bilmem ne müdürlüğü var. Oradan izin alıyor. Avcılar Derneği'ne müracaat ediyorlar. Avcılar Derneği'nden avcılar toplanıyor. Sürek avının için izin veriliyor. Ve ondan sonra da bunlar domuzun peşine düşüyorlar. Bu kaç gün sürüyor? Yani böyle şey olur mu? Hani bürokrasisi. Ben devletin domuzunu vursan, kurdunu vursan doğru savcılığa çıkıyorsun, ceza yiyorsun. Dünyanın parası veriyorsun. Ama benim malıma zarar veriyor. Bu neredesin sen? Ha bu ne yapmak lazım? Tabii çözüm var. Nedir abi çözüm? Ben diyorum ki belediyelerimiz bak av mevsiminde domuz getirene 300 lira 500 lira para veriyorum desin. Belediyeler. Belediyeler. Getirsinler. Bunları bir güzel kavurma yapıp tenekelere bassınlar. Köpek barınakları var ya. Evet. Oralarda stoklasınlar veya da ihtiyacı olan yerlere satsınlar. Ya da kurtlar için doğaya bıraksınlar. Gibi. Yani o da olabilir. Koydu. Tabii o da olabilir. Dolayısıyla hem mama parası vermezler hem de zararı önlemiş olurlar. Hmm. Yani belediyeler bunu yapsın. Barınak için dünyanın masrafını atıyorlar, yem alıyorlar. Siz domuz getir. Hem vatandaş bir kere domuzun derisi kıymetli. Hocam caiz mi köpeklere domuz yedirmek? Tabii canım, Müslüman mı onlar? Yani bir de bu kısım var. Şimdi. Öyle şey olur mu? O insanlar için geçerli o kanun. Evet. Şimdi ama sen merak etme. Vatandaşları ben duyuyorum. Domuz vurup da pirzola yaptıklarını duyuyorum yani. Var mı öyle? Var var yapıyorlarmış. Şimdi o mesele o değil. Neyse bedenini yarayan domuz eti yesin derler. Şimdi, yani dinine yarayan domuz eti. Dinin müsaade eden yesin. Şöyle bir şeyim. Domuz derisi çok kıymetli. Domuz derisi kıymetli. Kıymetli. Yani dericiler çok aranan bir şey yani. Onu işte köselemesi bir şey yapıyor. Ya belediye bunun sadece derisini satsa o avcıya verdiği parayı karşılar. O eti bedava gelir. O köpeklere de
hazır mama yerine bu domuz kavurması yedirler. Bunu niye yapmazlar? Yapsınlar bunu. Vatandaş illallah etti. Siz o domuz sürülerini görüyor musunuz? Böyle 20-30 tane bahçeye bir giriyorlar, darmadağın ediyorlar. Bir de işin trafik tarafı var. Ha, trafik de tabii. Trafik kazalarına sebebiyet oluyorlar. Tabii seviyorlar. Bir de domuzu çarptın mı yandın yani. Araba paramparça oluyor yani hani. Tabii o sıkıntı da var yani. Yani bunu bu domuzun sebebiyet verdiği trafik kazalarında yaşanan can kayıpları da var. Şimdi kurt diyoruz. Hadi kurt şimdi 3-5 tane. Yarın bir gün çoğalırsa ne olacak? Kuduz da olursa. Ya her şey olabilir yani, kurt şeyde adı üzerine canavar. Şimdi burası yani Doğu Anadolu'da çok var ya, bizim bu bölgede yani Madran Dağları'nda falan olması bunun çok sıkıntılı. Şimdi bunu tedbir almaları lazım. Ne yapacaklar, yapsaklar. Yani çözümleri var bunların, yok değil. Ama devlet domuzuna, efendim, kurduna sahip çıkacak, vatandaşa zarar verdirmeyecek. Yanlış mı bu Emin? Söyle bak. Değil. Bitti. Şimdi efendim doğal hayatı koruyoruz. Tamam, doğal hayatı koruyorsun. O zaman sivrisinekleri niye öldürüyorsun? Değil mi? Şimdi fareyle mücadele yapıyorsun. O zaman niye onları zehirliyorsun? Tarım Müdürlüğü zehir satıyor. Evet. Yani biraz olayı mantıklı bakacaksın. Eğer bir yabani hayvan zarar veriyorsa bunun tedbiri alınması lazım. Tedbiri almıyorsan vatandaş suçlayamazsın. Ya da vatandaşın cezasını, vatandaşın zararını devletin tazmin etmesi lazım. Tazmin etmesi lazım. Tazmin edemiyorsan bu vatandaşı ne yaparsan yap diyeceksin. Karışma hocam. Şimdi düşün. Senin incir bahçen var. Gece geliyor domuz. 500 kilo bir ton incir yiyor. Günah değil mi? Yazık değil mi? 300 bin lira. Yani düşün. Mısır tarlaları. Adamlar sabaha kadar nöbet bekler gibi elinde tüfekle mısır tarlasını, incir bahçesini nöbet bekliyor bütün gün yaz. Yani yazık değil mi ya? Evet. Yani bu meseleleri, hani bürokrasi dedim ya ben, sorun. İşte evet. Bürokrasi burada, işte sorun burada. Çözebilirler bunu. Söyledim. İşte belediye. Av mevsiminde desin ki domuz başı 500 lira veriyorum, 300 lira veriyorum diye. Vallahi millet getir, dünyanın domuzunu getir. Kavur, stokla sonra. Stokla, köpek şeylerini, barınaklarında bunları kullan. Zaman zaman iklim koşullarına göre doğaya da bırak oradaki. Yani tabii o şeyleri de ayarlarsın. Bunlar olmayacak işler değil, olacak işler. Ama işte dediğim gibi sorun nerede diyorum, bürokrasiden çıkıyor. Hepsi buradan çıkıyor. Ha, bu dediğim şey, Ankara'dan ihtiyaç yok ki bunu ya şey yapma. Tabii burada çözülür. Yerinde, mahallinde zaten sorun. Bu Büyükşehir Yasası'nın amacı da bu değil mi? Meseleleri, tabii yani, mahallinde sorunu çözeceksin. Mahallinde çözmek değil mi? Tabii. Yani, şimdi vali oturacak, kaymakam oturacak, ne bileyim belediye başkanı oturup bu sorunu ortak çözecekler. Nasıl şekil söyleyecekse, tarım müdürlüğüdür, şudur budur. Evet. Yani vatandaşa zarar, devlet vatandaşına zarar verdirmeyecek. Birinci şart bu. Can, mal güvenliği diyorsunuz ya. Evet. Vatan, anayasal bir madde. Sen mal güvenliğini sağlayamıyorsun. Yani mal güvenliğini sağlamak sadece hırsızların işi değil ki. İşte bu efendim devletin şeyler, yabanlı hayvanların da zararı. Bu da mülkiyet hakkına giriyor değil mi? Böyle tabii canım. Yani böyle bir şey var mı ya? Vallahi Zeki abi, yani şimdi ben çok heyecanlıyım aslında açıkçası. Şimdi konular güzel. Şimdi benim bu konuları tartışacağım muhatap da oldukça deneyimli, devlet deneyimi olan, işte halkın içinden benim de böyle abi kabul ettiğim, fikirlerine güvendiğim, inandığım hukukçu, sosyolog, bu akademik tarafı işin ama pratik tarafta da işte bir sürü uygulaması var, bir sürü eylem var. Sen şimdi yörük federasyonlarını kurmuştun geçmişte, ne bileyim böyle bir sürü şey. Şimdi senin özgeçmişini vatandaşımız zaten biliyor, biz daha önce seninle burada konuştuk ettik. Çok heyecanlıyım abi. Tabii bunları konuşacağız. Bunlar neden? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir sorun zamanında çözülmezse o kangren olur. Evet. Büyür 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 bir der, çözülmez hale gelir. Hani şimdi burada şu var. Hani sosyal devlet diyoruz ya. Hep konuştuğumuz şeydi. Sosyal devlet ne demek? Evet. Devlet nazarında vatandaşın hakkını arayabilmek ve bu hakkının yerine gelmesini sağlamak meselesidir. Yoksa kalkıp da efendim aşevi açmak veyahut da kömür dağıtmak değil. O işin bir başka tarafı, destek tarafı. Sosyal devlet hakkını. Şimdi düşün, benim tarlama domuz girmiş. Domuz devletin. Ben hakkımı nasıl arayacağım? İşte soru bu. Sosyal devlet olsa, uygulaması olsa, telefon hocam müracaat edin, benim kardeşim malımı koru, domuzunu çek karıya veyahut da kurdunu koru yap. Ya devlet domuz. O zaman harekete geçip bu işi alır. Kim çözecek bunu? Bürokrasi.
Hani çözüyor mu? İşte sorun bürokrasi dememin sebebi budur. Yani Büyükşehir Yasası'nın çıkmış olması da bu bürokrasiyi kaldırmadı ortadan değil mi? Oysa kaldırmadı. Bir, yani devlet her şey Ankara'dan halledilmesin. Orada bir... Yerinde ya mahallinde çözülsün bu sorunlar diyor. Bu mahallinde çözülsün diye bu belediyeler büyükşehir. Ayrıca bir büyükşehir programı yaparız. Belediye programı yaparız. Ama şimdi şu hani konu şeyden geldi, canavardan geldi, susuzluktan geldi. Bu burada yerinde çözülecek bir konu. Kim çözecek bunu? Evet. Bürokrasi burada, Aydın bürokrasi burada. Evet. Çözsünler, vatandaş şey yapıyor, muzdarip. Yani seni aklına alıyor mu ya? Antalya'nın karakol bekler gibi elinde tüfekle bütün bağlarda bahçelerde yazın efendim. Ya patpatlar patlatıyorlar ya da ellerinde tüfekle bahçe bekliyor millet. Böyle evet. Şey olur mu? Biz burada bir sorunun ne olduğunu, ne oldu? İşte kimin çözeceğini ve nasıl çözeceğini söyledik. Söylüyor olacağız. Tabii. Konuşuyor olacağız konu konu. Bu iş nasıl çözülür? Kim çözer? Nasıl çözer? Bunları konuşuyor olacağız. Yani bu, bir de ne var biliyor musun Emre? Evet. Şimdi bizim söylediğimiz konu, çözüm konusu, bürokrasi tarafından yapılmayabilir, imkanı olmayabilir. Ama en azından sorunun böyle bir şey olduğunu, çözüm yolu olduğunu bürokrasinin düşünmesi lazım, sadece araması lazım. Sadece bürokrasi değil, bazı durumlar var. Sivil inisiyatif de sivil inisiyatif de olacak. Yani, sivil inisiyatif de olacak. Yani bazı meseleler var. Çok başka kanun gerektirecek, yasa gerektirecek, yasal düzenleme gerektirecek. Yani şimdi bunlar hep tartışılacak. Hatta şunu yapalım abi zaman zaman. Bizim kendi yaşam deneyimimizin ve bilgimizin ötesine geçen durumlarla ilgili de burada konuklar alalım. Tabii olur, konuk da alırız. Yani konunun uzmanı, yerine göre hukukçu, tabii. Yerine göre sosyolog, ne bileyim işte tarımcı, hayvancılık. O ihtisasla, o konuyla ilgili tabii. İhtisaslaşmış, uzmanlaşmış. Çok iyi olur. Konuk, hatta devletin temsilcileri de gelsin mesela. Bizim seninle burada yapacağımız tartışmalarda devletin bakış açısıyla. Yetkili kimse gelsin. Evet. Ondan konuşuruz. Onu söylüyor. Amacımız vatandaşı bilgilendirmek. Sen biraz önce bir şey söyledin. Hani bürokrasi yapmıyor mu, yaptırılmıyor mu dedin ya sen orada. Evet. Bütün sorun burada esasında. Kanunlarımız çok müsait. Ben aşağı yukarı bütün kanunları biliyorum. Yani müsait. Bu söylediğim konu da zaten mevzuatta olan konu çözüm olarak. Evet. Mevzuatta olmasa söylemeyiz yani. Mevzuatı olur. Ama bunu uygulayacak olan memurun, bürokrasinin harekete geçmesi önemli bizim için. Çok evet. Önemli. Yani şimdi misal sudan geldik değil mi? Ben ne dedim? Gece sulama konusunda biraz kısıtlama yapsınlar mesela dedim. Neden? Bu bir çözüm olabilir. Bu çözüm olabilir. Fakat bunun doğuracağı handikapları da konuşmak lazım. Şimdi gece suyunu kısıtladığında ne gibi sıkıntılar doğuruyor? Sıkıntılar olabilir. Şimdi bunu yetkili kişilerde oturup tartışsınlar. Ya gerçekten biz bu gece veriyoruz. Bu vahşi sulamadan ötürü su israfımız oluyor mu olmuyor mu araştırsınlar. Ha benim kanaatime göre oluyor. İşte bir de Zekai burada tam merak ettim. İşte her soru bir cevap, her cevapta bir soru doğuruyor. Bir soru getiriyor. Şimdi biz bunları konuşacağız ama bu meseleleri dert edilmesi gereken Ziraat Odaları diye bir müessese var. Yani çiftçinin derdini, sorununu, işte bunları bu konuda baskı oluşturması gereken, gündem oluşturması gereken Ziraat Odaları diye bir müessese var. Onlar ne yapıyor? Onlar ne yapıyor biliyor musun? Aidat toplayıp oturuyorlar, gezi yapıyorlar. Efendim, hiçbir iş yaptıkları yok. Hiçbir tarım ne yapıyorlar? Şey açmışlar, efendim, zira ilaç satıyorlar. Bilmem ne şey atıyorlar, işi ticarete dökmüşler. Evet. Hiçbir iş yaptıkları yok. Abi şimdi bak, Ziraat Odaları çiftçinin sorununu çözme konusunda üzerine düşeni yapmıyor. Bakıyorsun sendikalar bugün memurun, işçinin meselelerin çözme konusu üzerine düşeni yapıyor. Yapma. Şimdi acaba sivil inisiyatif dediğimiz müesseselerde, işte sivil toplum kuruluşu STK'larda mı istismar ediliyor? Emin'ciğim şöyle bir şey var. Şimdi bizde STK'larla bu meslek odalarını karıştırıyorlar. Evet. Şimdi meslek odaları yarı resmi bir kuruluştur. Yani ama STK'lar farklı bir şeydir. Acaba yarı resmi olmasalar mı? Yarı resmi olunca bu sefer ne resmi davranıyorlar ne de sivil davranıyorlar. Yani şimdi dolayısıyla mesela diyelim dediğiniz gibi bir şey var. Mesela Ziraat Odaları. Şimdi bunlar müstakil bir sivil toplum kuruluşu değil. Evet. Meslek kuruluşu. Yani ne oluyor? İşte doğrudan gelir desteği almak için veya süt desteği almak için oraya kaydolmak lazım. Oraya aidat ödeyeceksin falan filan. Böyle şeyler var. Ama sivil toplum kuruluşu dediğimiz halkın sesi. Hiçbir beklentisi olmayan, kar amacı gütmeyen, evet. Gönüllülük esasına dayanan kuruluşlardır. Halbuki meslek odalarında gönüllülük esası söz konusu değil. Neleri konuşacağımız konusu bile bak bize böyle hızlıca aktı geçti zaman. Tabii. Süremizin sonuna geldik.
Mesela çok mesele var. İşte çevrecilik diye bir kavram var. Çevre dernekleri var. Evet. İşte gerçekten çevrecilik mi yapıyorlar yoksa çevrecilik adı altında oturup masalara pazarlık mı yapıyorlar? Tabii. Daha bence böyle bir sürü konu var abi. Biz her hafta bir gün bir meseleyi, bir konuyu alıp masaya yatıralım. Evet. Bu konuda sen neler düşünüyorsun? Neler olması gerekir? Doğru. Gerekirse konu uzmanlarına telefonla bağlanabiliriz muhataplara. Ayrıca cevap hakkı doğarsa. Yani tabii. Kurumsal anlamda bizim burada hiç kimseyle kişisel bir işimiz yok. Hiçbir şey. Zaten kuş bakıcı diyoruz. Olaya evet. Kuş bakıcı hani bakıyoruz. Kişilerle işimiz tarafsız bir şekilde evet. Değerlendiriyoruz. Kurumsal bir cevap hakkı doğarsa burada söylediğimiz yanlış bir şeyin doğru yanıtı gelecekse orada da cevap hakkı tabii, açık tabii. Olacağımızı şimdiden beyan edelim, belirtelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Beraber. Bundan sonraki ben cidden heyecanlıyım. Evet. Ben gazeteciliğin şey tarafını çok seviyorum. Böyle hani araştırma tarafını, işte soruşturma tarafını, geliştirme tarafını iyi olacağını düşünüyorum abi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Hangi periyotta olacağını, hangi zamanlarda olacağını. Haftada bir, bazen haftada iki, bazen günde iki oturup tartışabiliriz. Yapacağız. Çünkü gündem olur. Gündem olur, ani bir şey çıkar yapar. Dolayısıyla... Ama şeyi çok tekrar üzerine duralım. İzleyenlerimizin bu WhatsApp hattından bize müracaatlarını neleri konuşmamızı isterlerse istedikleri bir konu vardır. Evet. Mesela orada WhatsApp ihbar hattı ekranda şu an 549-717-9037 numaralı. Kuş bakışı programı diye. Orada derlerse kuş bakışı diye not açarlarsa çünkü bizim diğer programlarda kuş bakışı gündeme i̇şte alır, konu, inceleriz, araştırırız, burada tartışırız. Evet. Gerekirse bağlanır. Döneriz, konuşuruz, tabii. Derinleştiririz. Öyle yapalım. Abi çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hem bugünkü değerlendirmeler için hem de bundan sonraki yapacağımız işler için şimdiden teşekkür ederim. Evet, çok sağ ol, iyi ki varsın. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum hukukçu, sosyolog Zekai Savaşlar'dı. Bugün Zekai Savaşlar'la önümüzdeki günlerde birlikte yapmayı planladığımız Kuş Bakışı programının formatına dair bir bilgilendirme yaptık. Hem kendi birbirimizi bilgilendirdik hem de izleyiciyi bilgilendirdik. TV'den ekranlarında halkın sorunlarını çözüm üreten yepyeni bir içerik geliyor. Hoşçakalın.